Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü eminim ki hepiniz bu pending sorunuyla karşı karşıya kalmışsınızdır. Yani işlemleriniz saatlerce onaylanmayıp Ether hatta bazen haftalar boyunca sürebilir. Ether skan işte BSC scan olsun. Diğer scanlarda pendingde işleminizi görüyorsunuz ve bir türlü onaylanmıyor ve işleminiz onaylanmadığı için de Metamask'ten herhangi başka bir işlem yapamıyordunuz. Şimdi bunun çok kolay bir çözüm var. Çünkü biz yaşadığımız tecrübelerle bunu deneyimledik ve size ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi... <laughs> örnek olması açısından şu an ekranda benim daha önceki geçmiş transaction'larımı görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın transfer yazıyor. Normalde biliyorsunuz ki burada pending yazar eğer Ether, ether işleminiz kaldıysa ve daha sonrasında şuradan metamask'a girdiğimizde bu etkinlik kısmında da arkadaşlar göremediğinizi varsayıyorum. Çünkü işte işlem pendingdir ya da gönderildi olarak kalmıştır. Sizin artık zaten mesela burada iptal butonu gittiyse eğer hiçbir türlü iptal etme şansınız yok arkadaşlar metamask üzerinden. Çünkü eğer bloğa işlendiyse sizin işleminiz yani burada pending yazmaya devam ediyorsa ve transaction hash oluşmuşsa siz bu işlemi metamask üzerinden iptal edemezsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi örnek olması açısından burada pending yazanı varsayalım. Buradaki transaction hash kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra aşağı tarafa indinizde burada click to show more kısmı var. Buraya bastığınızda burada bakın nonce kısmı var arkadaşlar. Burada nonce yazar. Yanında sıfır yazıyor. Burada da parantez içinde pending olarak gözüküyor olur. Ve bu ilk işleminiz olduğunu farz ediyorum. Ondan sonra da herhangi bir işlem yapmadığınızı kabul ederek burayı anlatacağım. Sonra yaptığınızda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Burada mesela sıfır yazıyor. Sizin bu işlemi iptal etmeniz için Metamask'a geliyorsunuz. Gönder kısmına geliyorsunuz. Tabii ki bu gönder kısmına gelmeden önce Burada arkadaşlar ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Şurada 3 çizgiye basıp ayarlar kısmına geliyorsunuz. Daha sonrasında gelişmiş seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada işlem geçici anahtarını özelleştirin kısmına arkadaşlar. Bu kapalı olabilir. Bunu açık yapıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Daha sonrasında cüzdanınıza döndüğünüzde gönder kısmına geliyorsunuz. Kendinize arkadaşlar. Mesela benim cüzdan adresim burada gördüğünüz gibi 0xd ile başlıyor. Gönder diyorum. Buradan yine kendi cüzdanımı seçiyorum. Burada belli bir miktar 0.001 olarak mesela yazalım. Burayı yazıyoruz. Sonraki diyoruz. Burada özel geçici anahtar kısmına arkadaşlar burada gördüğünüz nans kısmını yani 0'ı yazıp şuradan da piyasa kısmından gelişmiş biraz gaz fiyi arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada standart önerilerine baktığınızda mevcut 16.2 işte 19.71 diyor. Biz bunu mesela önlük olması açısından 35-40 civarı bunları tek tek denemez gerekiyor. Burayı da arkadaşlar mesela 5 6'mış. Hani biraz üstünü yazmanız gerekiyor. Bunu da yazdık. Daha sonrasında kaydet butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi fee e de 1 dolar yaklaşık. Şu onayladığımızda arkadaşlar bizim işlemimiz artık gönderilmiş olacak. <laughs> Olmazsa da dediğim gibi gelişmiş tarafına tekrar dönüp buradan gaz miktarlarını örnek veriyorum 75 yapıp biraz daha arttırarak o işlemin iptal olmasını sağlayabilirsiniz. Aslında yapacağınız işlemler bu kadar kolay. Daha sonrasında işleminiz düzeliyor. Oradaki pending kısmından çıkıyor. Artık yeni işlem oluşturabiliyorsunuz. Ama diyelim ki şöyle de bir durumla karşılaşabiliyor. Bu işlemi gönderdiniz. Bu işleminiz pending'de. Daha sonrasında arka şu işlemden bahsediyorum. Az önce de örnek olarak bunu vermiştim. Daha sonrasında da mesela bu işlemi gönderebildiniz, hızlandırdınız ya da bu işlemi hızlandırdınız o şekilde buraya yeni bir pending olmuş oldu. İki tane pendinginiz oluyor arkadaşlar. Burada az önce girdiğimde, buraya girdiğimde bu kısımda gördüğünüz gibi nan sıfırdı. Ama eğer ben ondan sonra bir işlem göndermiş olursam da burada arkadaşlar normal şartlarda ve gördüğünüz gibi arkasına attığım için işlemi nan kısmı 1 olarak geçiyor. Yani ben en son bu işlemi gönderdiğim için ilk olarak bu işlemi iptal etmem lazım. Yani az önce benim bir tane işlemim varken sıkıntı yoktu. Buraya geçici özel anahtarı sıfır olarak girmiştim. Ama hala hazırda benim transaction'larımda iki tane işlem varsa önce en son yaptığım işlemi göndermem lazım. Ve onun da burada gördüğünüz gibi 1. Yani önce ben 1'i göndereceğim. Az önce yaptığım gibi yine kendime gönderiyorum. Yani şöyle arkadaşlar özetlemek gerekirse şurayı reddedelim. Gönder diyorum. Kendimi seçiyorum. Burada yine belli bir miktar yazıyorum. Fark etmiyor. Sonraki diyorum. Ve burada önce özel geçici anahtar kısmını 1 yapıyorum. Ondan sonra yine dediğim gibi buradaki fiilleri ayarlıyoruz. Sonrasında onaylayız. işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar bizim ilk işlemimizi iptal etmiş oluyor. Daha sonrasında bunu sıfıra dönüyoruz. Eğer bizim iki işlemimiz varsa önce birden başlıyoruz sonra sıfıra dönüyoruz. Eğer tek işlemimiz varsa zaten orada yazan ilk nans kısmı sıfır olduğu için sıfırı yapıp işlemimizi iptal etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi en kolay şekilde çözebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.